efendim. Ana habere hoş geldiniz. Milyonlarca işçi ve işveren ekran başına. Bu haber sizi çok yakından ilgilendiriyor. Asgari ücrete ara zam için gözler komisyondan gelecek haberde. İşçi temsilcileri açlık ve yoksulluk sınırı üzerinden pazarlık masasına oturmaya hazırlanıyor. İşveren cephesi ise hem dövize endeksli artışa karşı hem de enflasyon rakamlarının kıstas alınmasını istiyor. Asgari ücret tespit komisyonumuzda çalışmalarına başlıyor. Milyonlar gözünü şimdi Kurban Bayramı sonrasına çevirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimat verdi. Net 8.506 lira olarak uygulanan asgari ücrete ara zam için geri sayım başladı. Tespit komisyonunun Haziran ayı içinde toplanması bekleniyor. Süreç, Türk İş Başkanı Ergün Atalay ile TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol'un Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ı ziyaretiyle başlayacak. Yasal süreçler kendi mantığı ve silsilesi içerisinde mutlaka takip edilecek ve insanlarımızın beklentisi mutlaka karşılanacak. İşçi ve işveren tarafının beklentileri farklı. Türk İş masaya kırmızı çizgisi olan açlık ve yoksulluk rakamlarıyla oturacak. Pazarlık şimdilik en az 10.362 lirayla başlayacak gibi görünüyor. Bu da zam oranının en az %22 olması anlamına geliyor. Buna karşın talep edilen tutar, bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti. O da son araştırmada 13.440 lira olarak hesaplandı. Söz konusu artış %60'a yakın. İşverense zam tutarını enflasyon verileriyle belirlemekten yana. İlk 5 ayda enflasyon %15,26 çıktı. Merkez Bankası'nın katılımcı anketine göre ilk 6 aylık enflasyon beklentisi %18,13. Eğer işverenin beklentisi karşılanırsa yeni asgari ücret 10 bin lira civarında olacak. Aşağı yukarı 500 dolar civarında. Her iki tarafın da üzerinde mutabık kaldığı nokta asgari ücretin çift taneyi görmesi. Eski bakan Vedat Bilgin 500 dolar seviyesini işaret etse de iş dünyası bu ihtimale karşı. İtiraz İstanbul Ticaret Odası'ndan geldi. Başkan Şekip Avdagiç, Türk lirası bazlı belirlenmesi gerektiğini vurguladı. İş dünyamız Türkiye sınırları içinde geçerli olacak bir ücreti yabancı para birimi üzerinden belirlemeyi kesinlikle uygun görmemektedir açıklamasında bulundu. Türkiye bugün tarihi günlerinden birini daha yaşıyor. Merkez Bankası'nın başına İlk kez bir kadın geçti. Hem de müthiş Türk kızı olarak anılan güçlü bir isim. Hafize Gaye Erkan kasanın anahtarlarını resmen devraldı. İşin ekonomik tarafı bir yana bambaşka bir önemi daha var. Bu yılın başka önemli gelişmelerinden biri oldu. Merkez Bankası'na kadın başkan gelişmesi. Mesela yine bu yıl İstanbul Barosu 144 yıllık tarihinde İlk kez bir kadın başkan seçti. Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na tarihte ilk kez bir kadın seçildi. Yani Türk kadınları kişilerce değil, çok önemli makamlarca sahipleniliyor. Duyduk duymadık kalmasın. You were co-CEO with him. You're scheduled to take on. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı görevine atanan Hafize Gaye Erkan görevine başladı. Amerikan medyasının müthiş Türk kızı dediği isim artık Merkez Bankası Başkanı. Finans dünyasının güvenilir isimleri arasında yer alan Hafize Gaye Erkan, Merkez Bankası Başkanı olan ilk kadın olarak tarihe geçti. It was time for a change and for a new challenge. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Mehmet Şimşek'in getirilmesinin ardından gözler Merkez Bankası'na çevrildi ve o atama gerçekleşti. Karar resmi gazetede yayımlandı. Merkez Bankası Başkanlığı'na Doktor Hafize Gaye Erkan atandı. We have achieved a ton over the 8 years along with Hafize Gaye Erkan'ın First Republic Bank'ten ayrılışını Bloomberg 12 dakikalık yayınla flash gelişme olarak duyurdu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı görevine atanan Hafize Gaye Erkan, düzenlenen devir teslim töreniyle görevini Şahap Kavcıoğlu'ndan devraldı. Erkan yaptığı konuşmada son 2 yıldaki hizmetleri için Kavcıoğlu'na teşekkür ederek zorlu bir süreci ekibinizle yürüttünüz. Emekleriniz için teşekkür ediyoruz. Ülkemiz ve Merkez Bankası çalışanları adına desteğinizi, emeklerinizi ve hizmetlerinizi minnetle hatırlayacağımı bilmenizi isterim dedi. Erkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür etti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanlığı görevine getirilen Kavcıoğlu da Erkan'a Türkiye için başarılı çalışmalarının devamını diledi.
28. dönemde meclisin en önemli gündemi yeni anayasa. Tasarı için kolları sıvayan Cumhur İttifakı mecliste çoğunluğu elinde tutuyor. Ancak referanduma taşımak için 37 vekilin daha desteğine ihtiyaçları var. Şimdi tabii tüm gözler 35 milletvekili bulunan DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi'nin üzerinde. Mümkün olursa Türk milletine sivil, demokrat, bir demokratik bir anayasayı kazandıracağımızı ümit ediyorum. Gözler ekonomiye ilişkin düzenlemelerin üstünde. En önemli gündem maddesi ise sivil anayasa. 85 milyon insanımızın kardeşliğini Türk'üyle, Kürt'üyle, Alevi'siyle, Sünni'siyle bütün toplum kesimlerini kucaklayan bir sivil anayasa birinci önceliğimiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönem birinci yasama yılı resmen başladı. Yürürlükte olan 82 anayasanın değişmesi için siyasi partiler kolları sıvadı. 1982 anayasası birçok kez değiştirildi. Bu nedenle kendi iç tutarlılığını yitirdi. Hem darbe ürünü olan hem de birçok değişiklikle bütün iç tutarlılığını, dil ve terim uyumunu yitirmiş bir anayasayla yaşamak, Cumhuriyet'in 100. yılında ülkemize yakışan bir hal değil. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum yeni anayasa mesajını çarpıcı bir açıklamayla verdi. Kurucu lider Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği çerçeveyi hatırlattı. Ana kaidenin cumhuriyet, üniter yapı, adalet ve insan haklarına dayanan demokratik, laik, sosyal ve hukuk devleti olacağını vurguladı. İlk dört maddenin korunacağına dikkat çekti. Tamamına dair eğer müstakil bir yeni sıfır sivil anayasa yapacak olursak benim de görüşüm muhakkak surette referanduma gitmesi yönündedir. Mecliste 323 sandalyeye sahip olan Cumhur İttifakı'nın hedefi yeni anayasayı referanduma taşımak. Bunun için gerekense en az 360 milletvekilinin onayı. Hal böyle olunca dikkatler 35 milletvekiliyle temsil edilen DEVA, Saadet ve Gelecek partilerinin üzerinde toplandı. CHP listelerinden meclise giren 3 parti yeni anayasayı desteklerse referandum için sadece 2 milletvekili daha gerekecek. 3 parti de yeni anayasa için müzakereye açık. Önerilerimizi sunarız görüşü öne çıkıyor. Bu kapsamda yeni anayasa teklifinin önümüzdeki günlerde genel kurula gelmesi bekleniyor. Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu yeni anayasada değiştirilemez madde olmaması gerektiğini savundu. Yapıcıoğlu ilk 4 maddenin değişmesi gerektiğini savunmuyoruz dedi. Zinhar değiştirilemez demek gelecek nesillerin iradesine ipotek koymaktır ifadesini kullandı. Biz diyoruz ki herkesin kırmızı çizgileri cebinde dursun. Anayasayı yapanlar gelecek nesillerin iradesine ipotek koymasınlar. Sivil ve kucaklayıcı bir anayasa Cumhuriyet'in 2. yüzyılında öncelikli hedef. Siyaset bu doğrultuda çalışmalarına hız verdi. Kendi tasarılarını hazırlayanlar kadar kolları sıvayan partiler de var. Biz 4 maddeyi değiştirelim demiyoruz. Yani biz dini değiştirelim, biz işte bayrağını değiştirelim, biz başkenti değiştirelim, biz şunu değiştirelim, bunu değiştirelim diye bir teklifimiz yok bizim. Anadolu Yayıncıları Derneği'nde medya temsilcileriyle bir araya geldiği programda konuştu Yapıcıoğlu. Asla değiştirmesi mümkün değildir dediğiniz bir madde bugün için en iyi yol, en iyi yöntem, en iyi sistem olabilir. Ama gelecekte de bu böyle olacak diye hiç kimse iddiada bulunamaz. Söz konusu 4 madde yönetim biçiminin cumhuriyet olduğunu vurguluyor. Aynı şekilde ülkenin demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olduğunun altı çiziliyor. 3. madde al bayrağı, başkent Ankara'yı ve İstiklal Marşı'nı kapsıyor. 4. maddede ise ilk 3 maddenin değiştirilemeyeceğine yer veriliyor. 1. Türkiye Devleti bir cumhuriyettir. 2. Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. 3. Türkiye Devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı şekli kanununda belirtilen beyaz ay yıldızı al bayraktır. Milli marşı İstiklal Marşı'dır. Başkenti Ankara'dır. 4. Madde anayasanın 1. maddesindeki devletin şeklinin cumhuriyet olduğu hakkındaki hükümle 2. maddesindeki cumhuriyetin nitelikleri ve 3. maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez. Özetle konu tartışmaya kapalıdır. Tartışmıyoruz.
CHP'de kurultay takvimi işliyor. Parti içinde genel görüş kurultayın mutlaka yerel seçim öncesi yapılması, ancak Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun seçim sonrasına bırakmak istemesi tartışmalara neden oldu. Partinin kıdemli isimlerinden Engin Altay'ın çekilmesini bilmek lazım. Çıkışından sonra partinin eski genel başkan yardımcılarından Yılmaz Ateş'ten de bir çağrı geldi. Ateş, CHP Ulusal Birlik Hareketi adına Kılıçdaroğlu'na derhal çekilin diye seslendi. Kılıçdaroğlu, CHP MYK'yı yeniledikten sonra kurultay için ilçe ve il kongrelerinin başlaması kararı aldı. Hedef, Ekim ayının sonunda kongreleri tamamlamak. Ancak Kılıçdaroğlu'nun eğilimi, olağan kurultayı yerel seçimlerden sonra yapmak. İşte tartışmalar da burada düğümleniyor. Partiden itiraz sesleri yükseliyor. Gündem sıcak galiba, ilginizden de onu biraz anlıyorum. Eski Grup Başkan Vekili Engin Altay'ın çekilmesini bilmek çıkışından sonra CHP Ulusal Birlik Hareketi'nden de istifa daveti geldi. Eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, hareket adına yazılı bir açıklama yaptı. Sayın Kılıçdaroğlu derhal görevinden çekilmelidir. CHP ve Türkiye artık sizinle bir saat dahi yürüyemez dedi. CHP'nin meclis grubu da sıkıntılı. Meclis başkanlığı seçimleri bitti ama tartışması bitmedi. DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi'nin aday çıkarması CHP'li milletvekillerini kızdırdı. CHP Elazığ milletvekili Gürsel Erol bunu büyük bir siyasi nezaketsizlik olarak tanımladı. 2019 yerel seçimlerinde CHP ile ittifak yapan İyi Parti'nin önümüzdeki seçimler için bu kez bir şartı var. O şartı İyi Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta açıkladı. İyi Parti'ye de bazı büyük şehirlerin bırakılması şartıyla işbirliği olabilir dedi. Usta'ya göre fedakarlık hep bir taraftan beklenemez. 2019'da 22 büyükşehir ve 27 ilde ittifak yapan CHP ve İyi Parti 2024 yerel seçimlerinde birlikte hareket edecek mi? Genel başkanlar şimdilik sessiz. Ancak İyi Parti'de artık içinde DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti'nin olmadığı, sadece CHP ile işbirliği yöntemi tartışılıyor. Hesaplarda anlaşılırsa elbette İyi Parti'ye de bir kısım büyük şehirlerin bırakılması kaydıyla bu seçim işbirliği olabilir. İyi Parti'nin Grup Başkan Vekili Erhan Usta o işbirliğinin çerçevesini böyle açıkladı. Bazı büyükşehir belediye başkanlığı adaylıklarının kendilerine bırakılmasını şart koştu. Bu şartı da 2019 seçimlerindeki tecrübeye dayandırdı. Yani geçen seferde yani hiçbir tane büyükşehir talep edilmeden sırf işte bugünkü siyasal iklim değişsin diye yapılmış bir işbirliğiydi. Ama yani siyasi partiler yan yana geldiğinde artık yani hep bir tarafta fedakarlık bekleme şeklinde bir şey olmaz. İyi Parti'de ittifaksız yerel seçim stratejisi de masada. Bazı il başkanlarının İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e Millet İttifakı'nın milletvekili seçimlerinde illeri olumsuz etkilediğini söylediği, yerel seçimler içinde ittifaksız yöntem önerisi sunduğu belirtiliyor. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde tansiyon yine yükseldi. AK Parti Grup Başkan Vekili Murat Köse, Başkan Mansur Yavaş'ın seçim döneminde HDP'ye ilişkin söylediği sözleri hatırlattı. Sert tondaki eleştirisi üzerine CHP ve İYİ Partili meclis üyeleri salonu terk etti. Belki HDP bu şekilde meclise girip PKK'ya yeter artık silah bırakın diyecek dedi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı terör örgütlerine yaranmak için söyledi, bu sözleri duydu milletimiz. Başkan Mansur Yavaş'ın seçim döneminde sarf ettiği cümleleri hatırlattı. Eleştirisini çok sert sözlerle yöneltti. Tansiyonun yükseldiği o anlardaysa Cumhuriyet Halk Partili ve İyi Partililer çareyi salonu terk etmekte buldu. Öyle hiçbir yere gitmeye gerek yok. Arkadaşlar Mansur, terk etmeyin. Buyurun. Mansur Bey'i Büyükşehir Belediye Başkanı takdir etmeyin. Burada bekleyin. Söylediklerimize cevap verin. Ama nerede o yürek? Sadece slogan atıyorsunuz. Başkan. Kaçmayın. Sayın Başkan. Burada gelin, sorularımıza cevap Sayın verin. Gerginliğin yaşandığı yer Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi. Haziran ayı toplantısında gündem dışı söz alan AK Parti Grup Başkan Vekili Murat Köse kürsüye çıktı. Seçim sonuçlarını değerlendirdi. Milletimiz liyakatı, hizmet ve eser siyasetini tercih etti. Milletimiz birlikten, beraberlikten, kardeşlikten yana tercihini kullandı. Kazanan 85 milyon oldu. Köse, Başkan Yavaş'ın seçim döneminde HDP'yi övdüğünü öne sürdü, açıklamalarını hatırlattı. Terörist başına
bey diye hitap ettiğini duydu milletimiz. Başka pek çok ifade ve açıklamalarla bunların ikiyüzlüğünü, sahtekarlığını gördü milletimiz. Van'da ayrı, Ankara'da ayrı, Hatay'da ayrı, İstanbul'da ayrı konuştular. Allah aşkına siz nasıl bir kötü siyaset yapıyorsunuz? Ama aziz milletimiz gördü, tanıdı bunları. Eleştiriler devam edince salonda tansiyon yükseldi. CHP ve İyi Partili üyeler Köse'nin sözlerine itiraz etti. Devam edince de toplantı salonunu terk etti. Yaşar Bey nereye gidiyorsun? Yazık yazık işte. Hepsini söyleyeceğim, dinleyin. Şehit öğretmen Aybüke Yalçın daha 22 yaşındaydı. Gencecik, güzeller güzeli öğretmenimizi PKK'lı teröristler Batman'da acımadan kurşunladılar. Onun bedeninde açılan kurşun yaraları hala milletçe içimizi kanatıyor. Unutmak mümkün değil. Unutmuyoruz da. Aybüke öğretmen bu yılda mezarı başında anıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da unutmadı. Terörle mücadelenin süreceği mesajını verdi. Dualar ettiler, kabrine karanfil bıraktılar. Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın unutulmadı. Kabri başında anıldı. Bizden unutmadık, hiçbir zaman da unutmayacağız. Müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın meslek hayatının baharında henüz 22 yaşındaydı. Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olduğunda. Yalçın için memleketi Çorum'un Osmancık ilçesindeki kabri başında anma töreni düzenlendi. Tüm Türkiye'nin, tüm Türk milletinin evladı olmuştur. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da unutmadı şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı. Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda milletimize hizmet etmekten başka hiçbir gayesi olmayan Şenay Aybüke Yalçın öğretmenimizi alçakça şehit edilişinin yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum. Aybüke evladımızı ailesinden, sevdiklerinden, öğrencilerinden ayıran terör örgütü PKK ile mücadelemize devam edeceğiz ifadesini kullandı. Şenay Aybüke Yalçın ilk görev yeri Kozluk'ta 7 aylık öğretmenken 9 Haziran 2017'de karne dağıttıktan sonra evine dönüş yolunda belediye başkanı Veysi Işık'ın aracına teröristlerce açılan ateş sonucu şehit oldu. Aybüke öğretmeni şehit eden terör örgütüne Suriye'de bir darbe daha vuruldu. Sözde Münbiç istihbarat yapılanmasında görev alan terörist Helin İşenme, Türkiye'ye geçmeye çalışırken kıskıvrak yakalandı. Kod adı Sterk Amar Ahmet Sena, Türkiye'ye girmek istedi, amacına ulaşamadan yakayı ele verdi. Kritik müdahalenin arkasında peş peşe gerçekleştirdiği nokta operasyonlarla terör örgütüne ağır darbe vuran Milli İstihbarat Teşkilatı var. Elikanlı teröristin Türkiye'ye girmek için arayış içinde olduğu bilgisine ulaşıldı. Suriye Milli Ordusu'yla bu bilgi paylaşıldı. Türk istihbarat ajanlarının sağladığı bilgi yerel güvenlik güçlerine ulaştırıldı. Hemen ardından da vakit kaybetmeksizin operasyon gerçekleştirildi. Yeri tespit edilen terörist adım adım takip edildi, kritik bağlantılarının açığa çıkarılması için hassas bir çalışma yürütüldü. Doğru zaman ve doğru yerde de düğmeye basıldı. Bölücü örgüt PKK-KCK, PYD-YPG'nin sözde Münbiç istihbarat yapılanmasına bir darbe daha vuruldu. Helin İşenme adındaki terörist kıskıvrak yakalandı, gözaltına alındı. Yargılanmak üzere sevk edildi. Helin İşenme 2016 yılında dağa çıktı. Örgütün sözde Münbiç istihbarat yapılanmasında görev alıyordu. Kırsal kadroya ise 2016 yılında katıldı. Bir yıl sonra 2017'de Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliği silahlı terör örgütüne üye olma suçlamasıyla hakkında yakalama ve tutuklama kararı çıkarttı. MİT ve TSK'nın vurduğu darbelerin ne kadar etkili olduğunu net bir şekilde ortaya koyan görüntüler var sırada.
Kuzey Irak'ta düzenlenen operasyonda iki terörist kaçamayacaklarını anladı, teslim oldu. Ele geçirildiklerinde perişan haldelerdi. Hatta uzun süreli açlık sebebiyle bağırsaklarının delindiği tespit edildi. Mağaradan çıktılar, kaçamayacaklarını anlayınca Mehmetçi'ye teslim oldular. Terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticileri sefa içinde yaşarken teröristler dağlarda ölüme sürükleniyor. Bu kareler Irak'ın kuzeyinden. O iki teröristten birinin Suriye, diğerinin ise bir Avrupa ülkesi başkentinde ailesiyle birlikte yaşarken kandırılarak örgüte katıldıkları öğrenildi. Sağlık kontrollerinde teröristlerin uzun süreli açlık sebebiyle bağırsaklarının delindiği belirlendi. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu bölgesindeki kararlı operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Komandolar bölgede iğne ile kuyu kazar gibi teröristlerin bütün inlerine ve mağaralarına giriyor. Bu kez Hale Dağı'ndaki mağaraya operasyon düzenlendi. Çok miktarda el yapımı patlayıcı ve silahla birlikte iki terörist ele geçirildi. Biri kadın olmak üzere iki teröristin görüntüsü sefaret içindeki o yaşamı gözler önüne serdi. Ortaya çıkan fotoğraflarda elebaşı Cemil Bayık'ın sıcak yemeklerle donatılmış yer sofrasında arkadaşlarıyla birlikte ziyafet çektiği görülüyor. Buna karşın dağ kadroları yokluk içinde sefaletle sınanıyor. Türkiye'de kadınlar bıçaklanmaz ya da vurulmazsa yüksekten düşerek ölüyor. 2 yılda 100'e yakın kadın bu şekilde can verdi. Onlara kıyan canilerin alçaklığı yüksekten atılan kadınlarla gizleniyor. Çünkü o kadınların yükseklik korkusu olabilir ama onlara kıyan çoğu canide alçaklık korkusu yok. Saliha hemşireyi hatırlayacaksınız. O da aynı şekilde ölmüştü. Doktor sevgilisiyle kaldığı rezidansın balkonundan düşmüştü. İşte o ölüm üstündeki sır perdesini kan testi kaldıracak. Gözler şimdi adli tıptan gelecek sonuçta. Saliha hemşirenin şüpheli ölümünü kan testi çözecek. Acı olay 24 Mayıs'ta Aksaray'da yaşandı. Özel bir hastanede çalışan hemşire Saliha Tuncel, aynı hastanede görevli doktor sevgilisi Halil İbrahim Ağa'nın oturduğu rezidansın 7. katından düşerek hayatını kaybetti. Soruşturma kapsamında 2 kez gözaltına alınan doktor sevgili adli kontrolle serbest bırakıldı. Çiftin çalıştığı hastanenin mali işler uzmanı ve icra kurulu üyesi Çiğdem Ö ise tehdit ve şantaj suçlamasıyla tutuklandı. Çiğdem Ö'nün hastanenin sahibi ve başhekimiyle Saliha hemşirenin birlikte villaya girdiklerine dair görüntülerle hemşireyi tehdit ettiği öne sürüldü. Olayın yaşandığı rezidansta ise keşif yapıldı. Saliha hemşire ile şüphelilerin telefonları inceleme altına alındı. Saliha hemşireden kan örneği alınarak Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Buradaki testle Saliha Tuncel'in alkol, uyuşturucu ya da ilaç alıp almadığı belirlenecek. Sonuçlara göre Saliha hemşirenin balkondan atladığı veya atıldığının belirlenmesi konusunda uzmanlar değerlendirmede bulunacak. Ünlü şef Somer Sivrioğlu bu kez yarışma programı ya da birbirinden lezzetli yemekleriyle değil, bir ihmal iddiasıyla gündemde. 1 yıl önce ünlü şefin restoranının istinat duvarı çökmüş, Ürdünlü bir diplomat hayatını kaybetmişti. Somer şefin de yargılandığı davada iddianame hazırlandı. Ünlü şef için 22,5 yıla kadar hapis cezası istendi. Benim de kariyerimde dönüm noktası olan olaylardan yine bir tanesi oldu. Bir bomba patlar gibi bir ses oldu yani. İstinat duvarı bir anda büyük gürültüyle çökmüş, altında kalan Ürdünlü diplomat hayatını kaybetmişti. İstinat duvarı çöken o restoran ünlü şef Somer Sivrioğlu'na aitti. Somer şef hakkında 22,5 yıla kadar hapis cezası istendi. Biz senin şefiniz. Bize durmadan malzeme soruyorsun. 1 yıl önceydi. Beşiktaş'ta Somer Şef'in 3 ay önce devraldığı restoranın istinat duvarı çöktü. Kaldırımda yürüyen 2 kişi duvarın altında kaldı. Biri Ürdünlü eski diplomattı. Diplomat duvarın altında can verdi. Elimizden geleni yapmaya çalıştık ama maalesef birisi zaten
olay yerinde can vermişti. Somer Şef ve beraberindeki 6 kişi hakkında bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma suçundan dava açıldı. İddianamede de gerekli onarımlar yapılmadan işletmenin açıldığı belirtildi. O duvarı da yıllardır biliyorum. Çok eskiden beri belki 30 senelik, 40 senelik bir duvar. Bir çatlaklar olmuş olabilir. Onu görenler bir tedbir almalıydı. Somer Şef hakkında istenen ceza 22,5 yıla kadar hapis. Mahkeme Somer Sivrioğlu'nun bir sonraki duruşmada hazır olmasını istedi. Duruşma da ertelendi. Tamam. Evet. Alışılır. Şebnem Şarvazlar çoğu erkeğin yapamadığı bir işi yapıyor. Denizaltı kaynakçısı, namı da denizlerin işçi kızı ama bu kez yetenekleriyle değil eşiyle yaptığı tartışmayla gündemde. Çünkü eşi genç kadının evinde beslediği iki can dostunu öldürmekle tehdit etti. Şarvazlar soluğu karakolda aldı. Polislerle birlikte evcil hayvanlarını kurtarmak için eve koştu ama polisler o koşunun sonunda dondu kaldı. Çünkü kedi, köpek, hadi bilemediniz kuş kurtaracaklarını sanıyorlardı ama o can dostları can alan türden çıktı. Dev piton yılanı, örümceklerin en büyüklerinden tarantula. Karı koca tartıştı, evden vahşi doğanın en acımasız iki türü çıktı. Olay İstanbul'da yaşandı. Türkiye'de pek çok kişinin denizlerin işçi kızı olarak tanıdığı Şebnem Şarvazlar'la eşi arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüdü. İddiaya göre eşi Şarvazlar'ı evdeki hayvanları üzerinden tehdit etti. Eşiyle telefonda tartıştı. Eşi ona evde bulunan hayvanları sokağa salacağını, hatta öldüreceğini söyledi. O soluğu karakolda aldı. Genç kadın eşinden şikayetçi oldu ama evde bulunan hayvanların kurtarılması gerektiğini söyledi. Polis adrese gitti. Evde 3 piton ve 4 tarantula ile karşılaştı. Pitonların her biri yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaydı. Tarantulaların da zehirli olduğu tespit edildi. Şebnem Şarvazlar ünlü bir dalgıçtı. Eşiyle yaşamış olduğu o tartışmadan egzotik hayvan beslediği ortaya çıkmıştı. Devreye kaçakçılık polisi girdi. İşte o hayvanları beslediği için hakkında ceza işlemi uygulandı. Hayvanlar Doğa Koruma Müdürlüğü'ne teslim edildi. Osmaniye'de hareketli anlar vardı. Polisler bir taksiyi durdurmak istedi. Taksideki müşteriler önce silah çekti ve taksiyi gasp etmeye çalıştı. Sonra da polislere silah doğrulttu. Polis o gaspçılardan birini yakalamak için bakın ne yapmak zorunda kaldı. Önce taksiciye silah çekti, sonra da polislere. Ekipler de silahlarına sarıldı. O saldırganı bacağından vurdu. Polisler Osmaniye'de o taksiyi kontrol noktasında durdurmak istedi. İki müşteri taksiciye silah çekti, durma devam et dedi. Taksici onları dinlemedi, aracı sağa çekti. Taksici o fırsatta dışarı çıktı. Zanlı bu kez namluyu polislere çevirdi. Polisler de silahlarına sarıldı. Onlar saldırgandan önce tetiğe bastı. Saldırganı bacağından vurdular. Kaçmasın diye bir elde lastiğe sıktılar. Saldırgan kız kıvrak yakalandı. Taksideki arkadaşı ise izini kaybettirdi. Zanlının üzerinden ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu çıktı. Kaçan arkadaşı da saklandığı evinde yakalandı. Düzce'de iki grup kozlarını cadde ortasında paylaştı. Tekmeli yumruklu kavgada taraflardan biri bıçak çekti. Kimse onu durduramadı. Biri tekmeyle saldırdı, diğeri bıçak çekti. Dehşet saçtı. Tekme atan genci 12 yerinden bıçakladı. Polisi arayın! Adam kaçıyor! Kavganın adresi Düzce. Nedeni belli değil. Önce tartışma çıktı. Mahalleli pencerelere çıktı. Ben ediyorsunuz kavga edin. Hem o anlara tanık oldular hem kaydettiler. Bıçak çeken saldırgan tekme atan genci yere düşürdü. Kimse onu durduramadı.
Bıçaklı saldırgan koşarak kaçtı. Polisi arayın! Adam kaçıyor, polisi arayın! 12 yerinden bıçaklanan genç hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi yok. Polisler saldırganın peşinde. Anne, oğlundan bıçaklanmış. Samsun'un İlkadım ilçesinde tramvay kazası meydana geldi. Çarpışma o kadar şiddetliydi ki vatman sıkıştığı kabinde dakikalarca kurtarılmayı bekledi. Yolcuların içinde kızı olan bir anne de sinir krizi geçirdi. Nasıl oldu kaza? Anlamadım, birden vurdu. Yapıştık koltuklara. Panik, korku, çaresizlik. Hepsi bir aradaydı. Tramvaylar çarpıştı. Biri ağır, 26 kişi yaralandı. Tamam. Çıkacağız buradan. Kazanın adresi Samsun. Sabah saatleriydi. Tramvay seyir halinde arızalandı. Vatman duramadı. Öndeki tramvaya çarptı. Yolcular savruldu. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaralıları tramvaydan tek tek çıkarttı. Tramvayın içinden çıkıp kafasını vuran, sağında solunda ağrısı olan buraya gelsin. Çarpışma o kadar şiddetliydi ki vatmanlardan biri kabinde sıkışmıştı. Dakikalarca kurtarılmayı bekledi. Kızı tramvayın içinde olan anne sinir krizi geçirdi. Kazada 26 kişi yaralandı. İkisinin durumu ağır. Bölgenin en büyük barajının yıkılmasıyla Ukraynalı siviller için yeni bir ölüm kalım savaşı başladı. Askerler silahı bıraktı. Sivilleri kurtarmaya çalışıyor. Ancak Rusya durmuyor. Bu kez de kurtarma ekiplerinin üstüne bomba yağdı. Yılın en büyük çevre faciasında can pazarı kuruldu. Karkova Barajı'nın yıkılması son yılların en büyük çevre faciasına neden oldu. Maddi zararın en az 125 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Yaklaşık 20 bin kişi baraj gölünün yıkılmasıyla oluşan selden etkilendi. Kurtarma ekipleri zamanla yarışıyor. Felaket bölgesini ziyaret eden Zelenski, Rusların ateş açarak tahliyeleri engellemeye çalıştığını söyledi. Savunma ekiplerinin topçu atışına yakalandığı an böyle görüntülendi. Hersonda tahliye sırasında bombalandı. Bir sivil öldü, 3 sivil de yaralandı. Barajın gece uyduların kör olduğu saatte yıkıldığını söyleyen Ukrayna lideri, Rusların izlerini kapatmaya çalıştığını öne sürdü. Rus kenti Voronez üstünde uçan patlayıcı yüklü drone da hava savunma sistemi tarafından imha edildi. Yine de yerleşim birimlerine düştü. Bir apartmana isabet eden hava aracı nedeniyle 3 kişi yaralandı. Moskova sivilleri de hedef alıyor. Ukrayna kenti Uman füze yağmuruna tutuldu. O saldırı bir marketin kamerasına böyle yansıdı. Rus topçuları da Zaporijya bölgesine giden Ukrayna zırhlı konvoyunu hedef aldı. Avrupa'dan gönderilen ve Kiev'in umudu olan Leopard 2 tankları vuruldu. Seri atışlarla hepsi imha edildi. Ancak Rusya Savunma Bakanlığı 6 Haziran'da da bu görüntüleri paylaşıp Ukrayna'ya ait Leopard tankını havaya uçurduğunu iddia etmişti. Ancak görüntülerdeki o aracın tank değil traktör olduğu ortaya çıktı. Bağımsız uzmanlar görüntüleri kare kare inceledi. Moskova'nın Kiev'e karşı psikolojik üstünlük sağlamak için böyle bir yola başvurduğunu öne sürdü. Rusya, Ukrayna güçlerinin tüm istikametlerde durdurulduğunu ileri sürdü. Ukrayna'nın verdiği ağır kayıpların ardından çekildiğini kaydetti. Ancak çatışmalar da ağır şekilde sürüyor.
Kiev dronları arazide yakaladıkları askerlerin gözünün yaşına bakmıyor. Bu asker yaralıydı. Dronun geldiğini gördü ama kaçmaya bile yeltenemedi. Son anları böyle görüntülendi. Ukrayna dronları karanlıkta da gece görüş kameralarıyla Rus askerlerini avlıyor. O anlardan birinde bombanın geldiğini gören askerler kaçmaya çalıştı. Ancak diğeri karanlıkta ne yaptığını bilemedi. Bombanın üstüne koştu, hayatından oldu. Bölgedeki siviller de artık savaşa alıştı. Ukrayna topçularının füze atışları sırasında yanlarından geçen bisikletçinin umursamazlığı sosyal medyada gündem oldu. İşkur Mayıs ayı işsizlik verilerini açıkladı. Geçen seneye göre %2,5'luk bir artış var. Artık Türkiye'de işsiz sayısı 2,5 milyonun üstünde. Tabii kayıt dışı işsizler hesaba katılmadı bile. Neyse artık iyi tarafından bakma vakti. Ne pazartesi sendromu var, ne işe geç kaldım derdi, ne de atılırım endişesi. İşin kara mizahı bir yana en zor meslektir işsizlik. Allah yardımcınız olsun. Üretime dayalı bir ekonomi sistemini bir an önce hayata geçirmek gerekiyor. Bazıları iş beğenmiyor, bazıları çalışmıyor, çalışmak istemiyor, bazıları iş bulamıyor. İşkur açıkladı. Mayıs ayında 64 bin kişi işsizler ordusuna eklendi. Erkekler burun farkıyla kadınları geçti. Kayıtlı işsiz sayısı %2,5 arttı. Artık 2,5 milyonun üstünde işsiz var. Fakat mevsimlik işçiler ve turizm sezonunun gelmesiyle birlikte bu rakamlar gerileyebilir. Mevsimlerden arındırılmış işsizlik oranı %9,9. Turizm sektöründe bir canlanma söz konusu. Bu oranların daha aşağıya düşmesi söz konusu olacak. İş sahipleri de şu anda zorlanmışlar. Ödemeler yükselmiş. İlave istihdam teşviki. Ne var bunun içerisinde? Sigorta maliyetleri işte geliyor burada. İşsizlik sigortası fonu tarafından karşılanmış oluyor. İşverene sadece maaş ödemek düşüyor. Yılın ilk çeyreğinde en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe. Arkasından imalat takip ediyor. Ama oranların düşmesi için daha çok teşvik gerekiyor. Çalışan açığımız var ve sürekli değiştirmek zorunda kalıyoruz. Önümüzdeki Temmuz ayından itibaren asgari ücret artacak. Her ne kadar devlet teşviki söz konusu olsa da sigorta maliyetlerinin yükseldiğini görüyoruz. Özel okullar ateş pahası, yemek ve servis ücretleri de o ateşi harlıyor. Çocuğun yemek istediği pilav, makarna ama öyle bir para istiyorlar ki sanırsınız her öğün ıstakoz, havyar, pirzola, baklava veriliyor. Hani o paraya zaten her öğün en lüks restoranda yemek yedirebilirsiniz. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu okulla kötü olmayın, parayı ödeyin diyor ama 10 yıla kadar da geri alma hakkınız var. Nasıl derseniz özel okul velileri için altın gibi bir kılavuz hazırladık. Hem maddi hem manevi zor bir seneydi. Özel okul ücretlerinin bu kadar artması tabii ki herkesi çok çok etkiledi. Bir sene için bu sene 200 bini buldu. Bir altın uyarı verelim. Velilerin yumuşak karnı evlatları yemek ücretine %300-400 zam yaptılar. Bir tanesi 50 bin liraya veriyor, bir tanesi 250 bine, bir tanesi 700 bine veriyor. Yani burada bir denge de yok. Özel okul velileri aman dikkat, yeni dönem kayıtları bitti ama uzmanından size altın öneriler var. Yemek, etüt, kıyafet, tüm bunlar ek ilave ücretlere tabi ve sizin izniniz olmadan da özel okullar bunların ücretlerini alamazlar. Özel okullar velileri zorda, ödemek zorunda kalıyorlar. Onlara bir altın uyarı. İstemedikleri hizmeti yazılı olarak okula iletsinler. Hepimiz çok zorlanıyoruz. Anne baba çalışıp çocukları okutmaya çalışıyoruz. Ek ilave ücreti ödediniz ama istemeden okula bir mail göndererek bu ücretleri ödemek istemediğinizi belgeleyebilirsiniz. Yani okulunuzun 6. sınıf 1.'si ve 2.'si. Tam da maddiyatını da size soracağım çocuklarda. Sormayın bence. Çok çok zorlanıyoruz. Aman okul kaydımı yapsın, öğrencimin de keyfi kaçmasın diyen velilere uzmanından bir altın öneri var. Örneğin yemek parası 30 bin lira, kabul etmek istemiyor veli. İlave ücret ödedilerse bu ücretlerle ilgili itirazlarını yazılı olarak okula bildirsinler. Öyle bir şansımız var mı? Bilmiyordum. Mutlaka değerlendiririz biz de. Evet. Sizden öğrendim, iyi oldu. Çocuğum zaten son sınıfta der. Bize zorla verdiğiniz ürünler benim onayıma tabi olduğu halde ben onay vermedim. Bu belgeyi saklasın. Daha sonra tüketici hakem heyetine hiç bedel ödemeden veliye başvuru yapar ve bedelin
ticari avans faiziyle kendisine iadesini talep edebilirler. Velilerin en büyük isteği ise özel okullara bir denetim getirilmesi. Bir sınır olmalı, bir üst sınır olmalı. Geçen seneyle bu sene verdiğimiz arasında 3 kat vardı. Önümüzdeki yıl neyle karşılaşacağız bilmiyoruz. Maddi olarak nasıl geçti? Düşünmeyelim, onu seneye düşünelim. Hoşça kalın. Bu hafta sık sık haberini yaptık. Türk vatandaşları özellikle Avrupa ülkelerine vize alırken adeta işkence çekiyor. Hatta çoğu zaman da çektiği eziyetle kalıyor, vize alamıyor. Krizle birlikte kuyruklar da uzadıkça uzuyor. Tepkiler üstüne Avrupa Birliği'nden açıklama geldi. Mealen, Türkiye'ye yönelik bir kastımız yok. Görevliler talebe yetişemiyor denildi. Her gün onlarca iptal geliyor. Çıkar mı çıkmaz mı onu bilemiyoruz yani. Vize ofislerinde masalar pasaportlarla dolu. Avrupa Birliği sorun Türkiye ile ilgili değil diyor, topu konsolosluklara atıyor. Onlara göre sorun konsolosluklardaki personel yetersizliği. Avrupa Birliği Komisyonu'na göre geçen yıl başvuruların %15'i geri çevrildi. Siyasi bir nedeni olmadığı ileri sürülüyor. Ama vize randevusu bile alınamıyor. Kriz büyüdükçe kuyruklar uzuyor. İtalya olsun, Almanya olsun şu an randevuları kapalı. Başvuru almıyorlar. Vize randevularını bulmak çok zor. Açmıyorlar randevuları. Rahatlıkla vize alabilecek kapasitede insanlar var. Ama onlara da vize reddi veriliyor. Bunun bir açıklaması yok. Turizm acenteleri de vize krizinden şikayetçi. Müşterilerine 3-4 günlük tur satan firmalar bugünlerde sadece iadelerle uğraşıyor. Biz ödemeleri yapmışız. Uçak biletini kesmişiz. Havayolu bu beni ilgilendirmez diyor. Oteller bu bizi ilgilendirmez diyor. Dönme garantisinin olmaması nedenlerin baş sıralarında. Ancak daha önce Avrupa'ya defalarca gidip gelene bile vize yok. Maalesef gidemiyorum. Gidip geleceğimi garanti etmiyorlarmış. Garip, daha önce de 5 tane de Schengen'i var. Haliyle ülkeler ne bileyim güvenmiyor herhalde. Gidip de dönmeyeceklerini düşünüyorum. Yaşı 40'ın üstünde ya da yakın olanlar Jaws filmi yüzünden travma sahibidir. Bugüne kadar aklına gelip de denizden çıkmayanını ben görmedim. Ben mesela Jaws yüzünden feci travmalıyım. Küçükken tatile gideceğimiz zaman annemle babama ilk sorum o denizde köpek balığı var mıdır olurdu. Mısır'dan öyle bir görüntü geldi ki işte o Jaws travmasını bütün şiddetiyle geri getirdi. Kızıldeniz'de yüzen gence köpek balığı saldırdı. Genç adam baba bana yardım et diye çığlıklar attı ama kimse bir şey yapmadı, yapamadı. Katil köpek balığı yakalandı ama Mısır hükümeti denize girmeyi yasakladı. Oh my God, what is this? Oh my God! Can Avliliye bir yandan kulaç, bir yandan da çığlık atarak yardım istedi. Beklediği yardımsa geç geldi. Talihsiz Rus turist serinlemek için girdiği suda katil köpek balığının saldırısında feci şekilde can verdi. Oh my God, what is this? Oh my God! Mısır'ın Hurghada kentinde tatil yapan Rus turist halk plajından denize girdi. Birazdan başına geleceklerden habersizdi. Kıyıdan açıldı, açıkta yüzmeye başladı. Bir anda köpek balığının saldırısına uğradı. İlk saldırıyı atlattı, kaçmaya çalıştı. Çığlık attı, yardım istedi. Etrafında dönen köpek balığı birkaç defa daha saldırdı, karşı koyamadı. Dehşet anları saniye saniye kaydedildi. Oh my God, what is this? Oh my God! Son saldırıda büyük yara alan Rus turist hareketsiz kaldı. O anda yardım yetişti ancak her şey için artık çok geçti. Saldırgan köpek balığı yakalandı. Rus turistin cansız bedeni de denizden çıkarıldı. Saldırıyı doğrulayan Rusya'nın Hurghada konsolosluğu, Mısır'da tatili yapan diğer vatandaşlarını uyardı. Dikkatli olmaları istendi. Ülke gündemine oturan saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Kurbanlıklar da pazarlara çıkmak için hazır. Bu yıl rekor boğa kralda olacak. Çünkü 2 yaşındaki boğa yaklaşık 1,5 ton. O yüzden kendisi biraz ağırdan satılıyor. Alıcısını 250 bin liraya bekliyor. Gitmesin diye biraz zayıflattık. Kaç ton şimdi bu? Boğa kral tam 1 ton 400 kilogram ağırlığında. Kurban pazarında rekor onda olacak.
Fiyatı da boyutuyla orantılı. 250 bin lira. Hem etinden istifade etsin hem gösterilerinden istifade etsin. Kurban Bayramı'na 3 hafta kaldı. Kurbanlıklar pazara çıkmak için hazır. Onlardan biri Düzce'de Besi Çiftliği'nde yetiştirilen bu boğa. Adı Kral. Rekor diyebileceğimiz bir canlı kiloda. 1400 kilo civarlarında canlı. %60'lık bir et performansı bekleriz. Diğer boğalar yanında yavrusu gibi duruyor. İşte 850'ye yakın bir et çıkacağını düşündüğümüz bir boğamız. Cüssesi yüzünden bakan da soran da çok ama almak isteyen henüz yok. Satışta ama bulamadık da. 250 bin bandında bir satış rakamı var. Zaten et karşılığına baktığımızda da dediğimiz gibi gidiyor. Sahibi Kral'ın alıcısını bekliyor. Çağımız kolaycılık çağı. Herkes kolay yoldan çalışmadan, para kazanmak ya da yorulmadan, spor yapmadan, iştahından ödün vermeden oturduğu yerden kilo vermenin peşinde. Tabii böyle bir talep olunca arz da oluyor ister istemez. Örneğin iğneyle zayıflama, iştah kesen, yaptıranın vücut ağırlığını %10 azaltan iğneler var. Peki bunlar güvenli mi? Yakın zamanda klasik kilo verme yöntemlerinin yerini iğneler mi alacak? Uzmanlara göre çok uzak bir ihtimal değil. Sürekli her sene yeni bir iğne piyasaya çıkıyor. Daha sonra bunların yan etkileri ortaya çıkıyor uzun vadede, sonra yasaklanıyor. Hem istediğimi yiyeyim hem de kilo almayayım. Çok güzel bir hayal, ancak gerçekler aşırı kilo ve obezite. Şimdi kilo vermek için yeni bir aktör var. İğne tedavisi. Peki iğne tedavisi ne kadar güvenli? Genelde kan şekerini etkiliyor. İştahı azaltmaya yönelik etkileri oluyor. Kısa süreli bunlardan yararlanılabilir. Vücut ağırlığının %10'unu yok edebileceği öne sürülüyor. Plasentadan elde edilen daha doğal bir iğneyle ve denenmiş, uzun süredir var olan tamamen doğal içerikli bir iğneyle tercih ediyoruz. İyi haber, zayıflama iğnelerinin ölümcül olduğuna dair veri yok. Kötü haber, yeterli araştırma da yok. Eğer spor ve diyetle desteklenmezse verilen kiloların alınması da işten değil. Uzun vadede bir incelemek lazım. İlk başta evet belli bir hedefi gerçekleştirebiliyor ama daha sonra kandaki şeker düzeyini bozabiliyor. Bu iğneler kesildikten sonra, tekrar bıraktıktan sonra iştah patlaması ve özellikle göbek ve belden yağlanarak kilo alma olabiliyor. Esas olan insanın iğneyi buraya yapması, yani bu işi kafaya koyması, düzenli egzersiz, tıbbi özelliklere uygun olan diyeti yapması, bol su içmesi, akşam çok geç ve ağır beslenmemesi. Kadınların kavgası ortalığı birbirine kattı. Erkekler bile araya giremedi. Babasının hatası minik kızının az kalsın ölümüne neden oluyordu. Sırada dünyadan kameralara yansıyan olaylar var. Neden çıktı bilen yok. İki grup bir anda birbirine girdi. Kadınların kavgasını erkekler bile ayırmaya cesaret edemedi. Kadınlardan biri diğerini tam anlamıyla evire çevire dövdü. Feci şekilde dayak attı. Ama o kadın da dişli çıktı. Kavgadan kaçmadı. Ortalığın birbirine girdiği anlar polis sirenlerinin duyulmasıyla son buldu. Araba tamirciye girdi. O sırada minik yaramaz başını camdan uzattı. Kontağın kapanmasıyla camlar da otomatik olarak kapanınca az kalsın felaket meydana geliyordu. O panik anında baba arabayı bir daha çalıştırıp camı açmayı düşünemedi. Çevrede kim varsa cama elleriyle asıldı. Neyse ki çok geç olmadan bebeği kurtarmayı başardılar. Sürücü kursunda direksiyon dersi kazayla bitti. Acemi sürücü aslında iyi gidiyordu ama bir anda paniğe kapıldı. Ne direksiyonu çevirebildi ne frene basabildi. Yoldan çıkıp arabayı devirdi. Eğitmeniyle birlikte yaralandı. Hırsız soymak için çok yanlış kadını seçti, kolay lokma olarak gördü. Etkisiz hale getirip motorunu çalmaya çalıştı ama baltayı taşa vurduğunu anladığında artık çok geçti. Genç kadın hayatı pahasına direndi, motorunu vermedi. Yanında silah olmayan hırsız başa çıkamayacağını anladı, çareyi kaçmakta buldu. Hey,
Bu adam da bir hamburger uğruna dükkanı birbirine kattı. Kadın kasiyeri de zayıf görüp şiddet uygulamak istedi ama nasıl bir hata yaptığını kısa sürede anladı. Diğer çalışanlar araya girdi. Genç kadını sakinleştirip adamı kurtardı. Dayak yiyen müşteri de şikayetçi olmak için karakola gitti. Teknisyenler modifiye edilen motorun gücünü ölçüyordu ancak ölçüyü kaçırdılar. Gaza fazla yüklenince bir anda patladı. O anlarda kimse yaralanmadı. Birkaç beğeni uğruna çöp konteynerine havai fişe kattı, sonra da üstüne oturdu. Ama nasıl bir hata yaptığını son anda fark etti. Kaçtı. Hayatını kurtaran da bu oldu. Konteyner bomba gibi patladı. Bu tamirci de şişirdiği lastiği kaldırmaya çalıştı ama o lastik bir anda infilak etti. Genç adamın yüzüne geldi. Yine de çok şanslıydı. O anları yaralı olarak atlattı. Görüntülerde hiçbir oynama yok. Kasiyer kadın o kadar hızlı para sayıyor ki parmaklarını görmek mümkün değil. Hatta para sayma makinesinden bile hızlı. Azimli çalışanın bu anları sosyal medyada büyük ses getirdi. Küçük kız sallanan dişini çektirmek için can dostuna güvendi. Sevimli papağan sanki biliyormuş gibi güçlü gagasıyla o dişi diş hekimlerini aratmayacak bir ustalıkla yerinden aldı. İkilinin iç ısıtan görüntüleri dünya çapında gündem oldu. Kuş K9 köpek eğitmeni Halit Canbaş ve çalışma arkadaşı köpeği Şilan asrın felaketinde görev başındaydı. Birçok enkazda çalıştılar ve onlarca insanın hayatını kurtardılar. Felaketin ardından da çalışmalarına devam ediyorlar. İşte o kahraman köpeğin eğitimi. Kokuyu takip ediyor, küçük deliklerden geçiyor, hayat kurtarıyor. K9 eğitimli ve Çika kurdu Şilan, 11 ili vuran depremde görev yaptı. İstanbul Sarıyer Belediyesi'ne bağlı köpek, eğitmeni Halit Canbaş'la birlikte onlarca can kurtardı. Helen adında başlangıçta bir bebek çıktı ve orası merdiven boşluğuydu, 8 canlı. Şilan köpek, şimdilerde olası yeni afetler için çalışıyor. Haftanın 7 günü zorlu eğitimlerden geçiyor. Kahraman arama kurtarma köpekleri birçok zorlu durumda afetzedeye ulaşacak şekilde eğitim alıyorlar. Şimdi burada da bu tatbikatı gerçekleştireceğiz. TV 100 Şilan'ın bir günlük eğitimini görüntüledi. Bu Şilan'ın ödül mamaları, çok sevdiği ödül mamaları. Yanı sıra topu var burada. Topunu da çok seviyor. Onları da kazazedeye ulaşabileceği yolun güzergahına bırakıyoruz. Asrın felaketinde birçok canın kurtarılmasında çok önemli bir rol üstlenen arama kurtarma köpeği Şilan'la birlikte şimdi bir tatbikat gerçekleştireceğiz. Buradaki binada ağır hasarlı bir bina var şu anda karşımızda ve orada bir şahsın kayıp olduğu ihbarını aldık adında bir senaryo düzenledik. Bir arkadaşımızı gizledik oraya. Şilan'a çantamı geçtikten sonra arama komutu vereceğim. Zaten diğer argümanlarını birlikte hazırlamıştık. Görelim bakalım neler yapacak. Şilan'a rutin olarak egzersizler yapılıyor, morali de yüksek tutulmaya çalışılıyor. Doğada moralini yükseltmek adına bazen çalışıyoruz. Egzersizleri zaten günlük olarak yapılıyor. İki öğün yemekten önce sporlarını yapıyoruz. Yüzmeye çok ihtiyacı var arka bacak çalıştırmak adına. Yanı sıra çok seviyor. Ana haberi burada noktalıyoruz. İyi hafta sonları efendim.